Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bugünkü hikaye bir ihanet hikayesi. Kocasını kuzeniyle yakalıyor ve daha sonrası bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dediğimiz cinsten. Kocasından intikam almak istiyor ama aması var. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey. Uzun zamandır yaptığım bu kötülüğü içimde tutmak, kimseye anlatamamak beni kahrediyor. Kimseye anlatamadığım için bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Dul bir kadınım. Bundan 5 sene önce sevdiğim adamla evlendim. Her şey çok güzel gidiyordu. Mutluyum sanmıştım. Ta ki o geceye kadar. Meğersem kuzenimin kocamda gözü varmış. Düğün bittikten sonra düğün fotoğraflarına bakarken ablamla gözümüze bir şey takıldı. Halay çekerken çekilmiş fotoğraflarda kuzenim kocamın elini tutmuş. Bunu ilk gördüğümde kuzenime çok kızdım. Fakat kötü niyetle yapabileceğini düşünmedim. Bunu bana yapmaz dedim. Düğünden sonra tebrik etmek için eşimin numarasını istedi, ben de vermiştim. Meğersem işler çok farklıymış. Biz balayına gidince bana mesaj atarak beraber oldunuz mu diye sorular sordu. Eşimin çok yakışıklı, manken gibi olduğunu, denizde fotoğraflar paylaşırken onu kıskanıp kıskanmadığımı, kendin olsa kıskanacağını söyledi. Ben o zamanlar bu durumu pek ciddiye almadım. Boş boğazından konuşuyordur diyordum. Balayından döndükten sonra İlle de bize misafirliğe gelmek istedi. Ben pek davet etmek istememiştim. Dedikodu olmasın istiyordum. Ama çok ısrarcı olunca kuzenim diyerek davet ettim. Bize geldiğinde devamlı kocama bakıyordu ama ben gene şüphelenmemiştim. Normal olarak incelediğini düşündüm. Bir zaman sonra acil bir iş olduğu için bizim bu taraflarda kalacak yer arıyordu. Ben de kalıp sabah çıkıp çıkamayacağını sordu. Yoksa zor durumda kalırmış. Ben de yine kötü düşünmeyip kal dedim. Sabahına erken kalktım kahvaltı hazırlamak için. Kalktığımda beli ve sırtının açık uyuduğunu gördüm. Kuzenim gittikten sonra eşimle kahve içerken bir daha bu kızın bize gelmemesini söyledi. Neden diye sorduğumda bakışlarından rahatsız olduğunu, hoşlanmadığını söyleyerek konuyu kapattı. Biz bu süre görüşmedik. Fakat koskoca şehirde hiç kimsem yoktu. Aile olarak ayıp olmasın diye gelip gitmesine müsaade etmiştim. En yakınım olduğu için de toz konduramıyordum. Gelip gidip görüşmeye devam etmek istiyordu ama artık bahanelerim kalmamıştı. Arada o bize geliyor, biz de isteme istemeye onlara gidiyorduk. Kuzenim çirkin bir kadın, kocası da çok çapkın bir adamdı. Ne zaman gitsek adam göğüslerime bakıyordu. Hatta bir gün kaynanam görmüş ve bizi uyarmıştı. Ben bu durumdan nasıl kurtulacağımı bilmiyordum. Pat diye yüzlerine böyle bir şey denmezdi. İftira atıyorsun deseler ne diyecektik? Başka bir şehre taşıtsak İşimiz burada ve çok iyiydi. Başka bir şehirde sıfırdan başlayamazdık. Bir de bizim çocuğumuz olmuyordu ve kuzenimin bir kızı vardı. Zaten zamanında teyzesiyle aynı erkek, yani kocası için kavga etmişler ve teyzesiyle görüşmüyorlardı. Aslında buradan anlamalıydım. Kocasıyla kaçarak evlenmişti. Önceden de iki çocuklu adamlarla ve erkeklerle görüşüyordu ve bunları bana anlatıyordu. Kocasıyla evlenirken kızlık zarını diktirmek istediğini ve bunun için hastaneye baktığını söylüyordu. Aslında yani tam bir o**uydu. Kocasıyla konuştuğunu, kendini bu şekilde kabul ettirdiğini ve kocasının onu çok sevdiğini anlatıyordu. Bir süre sonra yaptığı, anlattığı her şeyi inkar etmeye başlamıştı. İnsanlar anlamasın diye ailesiyle uğraşmamak için başını kapattığını söylüyordu. Ailem başka şehirdeydi ve bunları anlattığımda uzak durmamı söylemişlerdi. Gel zaman, git zaman görüşmeye devam etmiştik çünkü res çekebilecek bir karaktere sahip değildim. Hiç kimseyi de kıramazdım. Bir süre bu hareketleri bıraktı. Kendine şüphelenmemi istememiş demek ki. Bayramlarda, özel günlerde bahaneyle eşime mesaj atıyordu. Ona ulaşamadım, yanında mı aradım açmadı gibi bahaneler üretiyordu. Ne yapsam aynısını yapıyor, beni çok beğendiğini söylüyordu. Ama içten içe benim hayatımı yaşamak istiyordu. Kocasının bana baktığını fark ediyor ve ara ara muhabbet arasında bana laflar sokmaya başlamıştı. Bir süre bu şekilde sabrettim düzelir diye. Daha sonra tekrar gelip gitmeler sıklaştı. Meğer planlar peşindeymiş.
Eşim de bana karşı ilgisiz davranmaya başlamıştı. Bu hareketlerine anlam veremiyordum. Eve geldiğinde yorgun olduğunu ve iş stresinin olduğunu söyleyip arkasını dönüp uyuyordu. Artık ilgisiz kalmaktan bıkmıştım. Ben de sevmek, sevilmek istiyordum. Zaten ailemden uzaktaydım. Kimim vardı ki eşimden başka? Bu mutsuzluk beni çok üzüyordu. Neden yaşadığımı sorgular olmuştum. Ayrılma kararı alıyor fakat kocamı çok sevdiğim için görmezden geliyordum. Boşanırsam rezil olurum ve kocam başkasının olur diye çok acı çekiyordum. Her gün bunları düşünüp ağlamaktan bıktığım için biraz memlekete gitme kararı aldım. En azından ailemin yanında biraz kafa dinleyip geri dönecektim. İyi gelir diye gittiğim o tatil hayatımı bitirdi. Bir hafta sonra aniden memleketten dönmem gerekti. Ve geldiğim gün eşimin mesajlarına baktım. Kızlarla yazışmış, herkese yavşamış. Bir de utanmadan bu mesajları silmemişti. Bir değil kaç tane kızla konuşmuştu. Yaşadıklarıma inanamıyordum. O gün ben kavga dövüş evden ayrıldım. Uzaktan arkadaşım olan bir kadının evine gittim. Ve olan biten her şeyi anlattım ona. O da bana üzülüp istediğin kadar kal, kafanı topla. Dünyanın sonu değil ya diyerek yanında yer açtı. Kendisi alkol de alan bir kadındı. Ben çok içmem. Çok nadirdir benim içtiğim. Ama sabahlara kadar olan muhabbetimizde devamlı alkol kullanmaya başladım. Bir şekilde 2 ay kadar eve gitmedim. O arasa da telefonlarına cevap vermiyor. Çok ısrar ettiğinde yanımda kaldığım arkadaşım açıp kendisini toplaması için zaman ver diyordu. Her gün içiyordum. Ve kocamı çok özlüyordum. İntihar etmeyi bile düşündüm. Ben onun için bunca mücadele vermişken onun başkalarıyla olmak istemesi. Hele tırnağım etmeyecek kadınlar için. Aşağılamak için söylemiyorum ama inanın hepsinin giyimi, makyajı ne olduklarını belli ediyordu. Ben alımlı bir kadındım ve bunun verdiği ego, yaşadığım aşk acısı bana bu yapılır mı diye her gün kendimi parçalıyordum. Bu süre zarfında param bitmiş ve çaresizdim. İşten de ayrıldım ve eşim hala eve dönmemi istiyordu. O ara kuzenim aramış ve o da yerimi bilmediğini ama benim onu hak etmediğimi, eşimin daha iyilerine layık olduğunu söylemiş, gazlamış. Bunlardan çok sonra haberim oldu. Ben artık bu bitkinliğe ve kocamın özlemine dayanamayıp her şeyi silip tekrardan yeniden başlayabiliriz düşüncesiyle habersizce eve gittim. Anahtarı değiştirmemişti. Tam seslenecektim ki kocamın horlama sesini duydum. Sessizce yatak odasına doğru yürüdüm. Aklımca yanına yatacak ve uyandığında beni yanında görecekti. Fakat odasına girdiğimde kuzenim ve kocam ikisi çırılçıplak uyuyordu. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Önce ne yapacağımı bilemedim. Kitlendim kaldım. Bu sefer her şeyin sonuna gelmiştik. Artık akrabam da olsa kimseye güvenemeyeceğimi çok iyi öğrenmiştim. Bir süre öylece düşündükten sonra sinirlerime hakim olamadım, saldırdım. Kuzenimin bütün saçlarını yolup onu hastanelik edecek kadar dövdüm. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. O geceyi emniyette tamamladık. Ben kocamdan ve kuzenimden, onlar da benden şikayetçi oldular. Ailemin yanına memlekete döndüm. Ama ben yaşadıklarımı sindiremiyordum. Yavaş yavaş akıl sağlığımı kaybetmeye başladığımı düşünüyordum. Çünkü kafamda konuşan birileri vardı sanki. Ailem durumuma çok üzülüyor ve bana destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Saçlarım dökülmüş, zayıflamış ve gözlerimin altı morarmıştı. Bu acıya nasıl dayanabilirdim ki? Biri kocam, biri kuzenim. Keşke o kadınlarla olsaydı da beni sırtımdan vurmasalardı. Aklımdan çıkaramıyordum. İçimde çok büyük bir hırs olmuştu. İntikam almak istiyordum. Bir süre sonra öğrendim ki kuzenim boşanıp bize yerleşmiş. Artık beraber yaşıyorlardı. Ben de oradaki arkadaşımı arayıp yanına gelmemde bir sorun var mı diye sordum. O da hiç tereddüt etmeden çağırdı beni. Ailem çok göndermek istemese de ben kafaya koymuştum. Biraz arkadaşımda kalıp değişikliğe ihtiyacım var diyerek duygu sömürüsü yaparak çıktım gittim arkadaşımın yanına. Yine aynı zamanlar başlamıştı benim için. Tek farkı artık kocamı özlemiyor, intikam planlarıyla yanıp tutuşuyordum. Ben ne yapar ederim düşünürken bir gece bana kuzenimin kocası mesaj attı. Konuşmak istediğini söyledi. O an beynimde ışıklar yandı. Tabii ya, neden olmasın? Zaten adam dünden razıydı bana. Bakışları normal değildi. Hemen telefonla aradım ve konuşmaya başladık. O anlattı, ben anlattım derken kaç saat konuştuk bilmiyorum. Böyle birkaç gün devam etti. Ve biz yüz yüze konuşmak istedik. Artık bundan sonrası çok kolaydı. Kuzenim eski kocasıyla belli bir zaman ilişkim oldu.
Her yattığımda intikam ateşim biraz daha sönüyordu. Ama bunu kocam bilmiyordu. Bu adamdan da sıkılmıştım. O da benden tabii. Bu çok belliydi, ayrıldık. Zaman içinde eşimin iş arkadaşlarından biriyle bağlantı kurup onunla da ilişkimi ilerlettim. Arkadaşıyla da yatıp kalktım. İçimdeki hırs bana her şeyi yaptırıyordu. Ve bunu onun duymasını, kıskanmasını ve beni başkalarıyla paylaştığını hissetmesini istiyordum. Fakat kimse eşime söylemiyordu. Ben de onun iş yerine arkadaşıyla beraberliğimi gizlice kayda alıp eşime ulaşacak şekilde gönderdim. Eline geçince bırakın kıskanmayı, gelsin de grup yapalım diye mesaj göndermiş biriyle bana. Deliye dönmüştüm. O an anladım ki ben ne yaparsam yapayım bu ahlaksızlara cevap vermiyor, sadece kendime zarar veriyordum. Uzun süre kendime gelemedim. Bu kadar acının üstüne bir de vicdan azabı eklendi. Ben kendime bunu nasıl yaparım diyordum. Ama hayatım burada durulmadı. Ben 2 sene kadar psikolojik tedavi gördüm. Biraz toplanınca işe başladım. Artık kendi memleketimde çalışıyor, hiçbir şeyi, hiç kimseyi kafama takmıyordum. Ama her gün bunları hep baştan düşünüyorum. Daha bir sürü şey yazacaktım ama yazamıyorum Yunus Bey, kusura bakmayın. Şu an bir geçiş dönemindeyim ve hayatımın ne yöne evrileceğini bilmiyorum. Çalıştığım yerdeki arkadaşımın kuzeni Fransa'da yaşıyor. Buraya geldiğinde beni görmüş, çok beğenmiş. Ama ben bir şey hissetmiyorum. Kafamda çok karışık. Benimle bir yuva kurmak istiyormuş. Ama ben kararsızım. Tam olarak ne hissettiğimi bildiğim zaman belki biri çıkar diye düşünüyorum. Ama belki de bu hiç olmayacak. Acaba diyorum, Fransa'ya gidip evlensem, buralardan tamamen kurtulsam anılarım da silinir mi? Bu düşünceler son zamanlarda beynimi yiyor. Bir sürü acım ve bir sürü varsayımlarım var. Belki de kuruntu yapıyorum, onu da bilmiyorum. Kısacası karar verme dönemindeyim. Ben de kimseye anlatamadığım şeyleri sizlerle paylaşarak en azından biraz olsun, bir nebze olsun kendimi rahatlatmak istedim. İçimde kaldıkça daha çok büyüyordu. Yayınlarsanız çok mutlu olurum. Bana çok kızacaksınız belki. Belki de bir yol çizmeme katkınız olacak. Sağlıcakla kalın. Çok geçmiş olsun. Yaptığınız şeyi tasvip etmiyorum. İntikam almaya çalışmışsınız ama siz aslında kendinizden intikam almışsınız. İntikam uğruna gittiğimiz bu yollar bazen kendimize dönebiliyor. Siz eşinizi döndürmek istemişsiniz ama oklar size dönmüş. Bence psikolojik tedavinizi yarım bırakmayın. Ona devam edin. Bu çok önemli. Fransa'ya gittiğinizde anılarınız silinmez. Yaşadığımız hiçbir şey, hiçbir anı silinmez arkadaşlar. Sadece üzerine örteriz. Nasıl? Farklı anılarla, mutlu anılarla üzerine örteriz. Eski anıları hatırlamak istemeyiz. Bize bunları yaşatanları, yaşatılanları hatırlamak istemeyiz. O yüzden yeni anılar biriktirerek eski anıları çekmeceye kaldırırız. Ve burada da sizin yapacağınız bu olmalı. Eğer o kişiden hoşlanırsanız Fransa'ya gidebilirsiniz. Belki yeni bir hayat, yeni bir yuva kurar, yeniden başlarsınız. Ve olabildiğince yeni anılar biriktirmeye çalışın. Eski anılarınızdan kurtulmaya çalışın. Kendinize temiz bir sayfa açın. Ve bundan sonra hayatınıza kim girerse onu aldatmayın lütfen. Kendinize öz saygınız için bunu yapın. Ve siz zaten vicdanınıza dokunan kendinize bunu yapmış olmanız. Çünkü siz bunu kendinize yakıştıramadığınızın farkındasınız. İntikam kötü bir şey. Bu hikayede bunu görüyoruz. Ne kadar intikam almaya çalışırsak çalışalım, sonu bize dönebiliyor. En güzeli tevekkül edip Allah'a havale edip yolumuza bakmak. Çünkü Rabbim yarına bırakır, yanına bırakmaz. Benim söyleyeceklerim bu hikayeyle ilgili bu kadar. İnşallah bu aldatmalar sona erer. İnsanlar sevdiklerini aldatmazlar. Diyeceklerim bu şekilde. Eğer videolarımızı seviyorsanız aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Yaptığınız beğeni ve yorumlar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Siz beğeni ve yorum yaptıkça haftalık yayın saatimizi şimdilerde 4'e çıkarmış bulunmaktayız. Gelecekte inşallah beğeni ve yorumlarınız olduğu sürece 5'e çıkarma niyetindeyiz. Biliyorsunuz kademe kademe stok yaptıkça çıkıyoruz. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda, WhatsApp'ta paylaşırsanız da kim bilir belki birisinin keşke yapmasaydım demesine engel olursunuz. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.